Ne yapıyorsunuz? Acele var. Tamam annem. Efe, kitap okudun mu bugün? Neden? Allah bilir. Efe, al bunu Allah bilmez. Bunu senin bilmen gerekiyor Efe. Kitap okudun mu? Okudum ya da okumadım. Neden? Hayır Efe, kaçmak Okumadım. yok. Efe gel buraya oğlum. Bir koş abiyi çağır. Annem seni çağırıyor de abi. Çağır anneciğim abiyi. Efe çabuk gel oğlum. Şimdi bekliyorum burada seni. Geliyor mu anneciğim? Efe. Gel bakalım. Gel anneciğim. Anneciğim her gün kitap okuman lazım. Anladın mı? Ve senin için ben çok güzel bir kitap seti aldım. Aç bakalım. Şuradan tut. Tut sen de. Eminim Mustafa beğeneceksin. Kemal Atatürk yazıyor. Evet, aynen öyle. Durun bakalım, tamam durun bekleyin. Çıktı zaten. Çıktı çıktı annem, çıktı dur. Çıktı. Aa, Tamam patlatın. Hadi patlatın bakalım. Babacıkları Popit gibi değil mi? Aslında patlatacağım. şunu çıkarsam elinde direkt patlatsam. Sonra da şu güzel kitap setimize bir baksak. Ne dersin? Anne dedi ki baksana anne. Emin sen de ağzını sil anneciğim. Niye böyle? Anne bu derdi nedir anne? Yesin onu. Patlat bakalım. Bak böyle yapacağım. Ben yaptım lan. Onu böyle çevir böyle. Sanki çamaşır sıkıyor gibi. Heh. Bak. Ya. Kitaplarımıza bakalım önce. Ben çok merak ediyorum. Bak Emir de merak ediyor. Efe bir ıslak mendil getirir misin? Karşının ağzını sileyim annem önce. Bakalım şuna. Çok güzel patladı ama. Hepsi patladı mı? Bakalım içinde hangileri? Ya aa, burada yazıyor. Bak. Mustafa Kemal Atatürk ve annesi, Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk ve doğa ve hayvan sevgisi ve kitap ve temizlik ve spor ve sofra diyor ve sanat ve okul. Okul da varmış. Hangisi? Aç bakalım. Bak şuradan çek şunu. Bak hepsi var burada. Hepsi hem de. Bak hayvan sevgisi var. Temizlik var. Sofra. Baksana okul var okul. Ay Efe çok güzeller. Okumaya başladın mı? Hangisini okuyorsun? Bugün bunu mu seçtin? Bence bugün hangisini oku biliyor musun? Ya Efe bunu okur musun benim için? Mustafa Kemal Atatürk ve annesi. Oku ve bana anlat, tamam mı, neler olduğunu bekliyorum. Mustafa Kemal büyüdü, asker oldu. Görevi nedeniyle başka şehirlere gidiyordu. O zamanlar şimdiki gibi cep telefonu yoktu. Annesiyle mektup yazarak haberleşiyorlardı. Benden haber almaz. Mustafa Kemal annesini hiç merakta bırakmazdı. Beğendin mi? Çok güzelmiş. Değil mi? Ben Ama de. her güne bir tane, tamam mı? Bugüne bir tane. Mesela ben sana bir soru soracağım. Atatürk'ün annesinin ismi neydi? Zübeyde. Zübeyde Hanım. Değil mi? Babası da Ali Rıza. Aferin sana. Peki bakalım. Atatürk'ün annesinin saçları ve gözleri ne renkte? Sarı Evet, aynı Atatürk gibi değil mi? Peki Atatürk'ü Zübeyde Hanım ne diye seviyormuş? Söyleyeyim mavi. mi? Ona lakap olarak ne diyormuş? Hatırlıyor Kemal. musun? Sarı Paşam. Hatırladım. Hatırladın mı? Sarı Paşam. Peki Mustafa Kemal'in annesinin yaptığı en sevdiği yemek neydi? Ispanak böreği. Evet, ıspanaklı börek. Peki başka soruyorum. Bakalım, bakalım. Zübeyde Hanım'ın oğluna ilk hediyesi neydi? Saat. Evet, bir kol saati. Bakalım başka. Peki Mustafa Kemal Atatürk annesini hiç merakta bırakıyor muymuş? Değil mi Hep annesini? mektup yazıyormuş. Evet, annesi üzülür diye annesine hep mektuplar yazıyormuş. Peki Mustafa Kemal'in en çok sevdiği meyve? İncir. Kuru incir ama değil mi? Evet, aferin. Peki Zübeyde Hanım el işleri yapıyormuş. Bu el işlerini neden yapıyormuş anne? Bağış yapıyor. Kim nereye? Okula. Hangi okula? Kimsesizler Okulu'na değil mi? Annesi babası olmayanların okuduğu Kimsesizler Okulu'na Darüşşafaka'ya bağış yapıyormuş. Ve seviyormuş değil mi? Bütün çocukları. Bakalım. Biraz da titizmiş.
Evet, o sayfayı geçtim ama hatırladın. Aferin sana. Bak çok mutlu oldum bu kitabı öğrendiğin için. Teşekkür ediyorum benim hatırım için okudun ama sen de sevdin değil mi? Dur ya dur, bugün yeter, bir tanesi. Aa, daha sonra. Diğerlerini sonra okuyacağız, tamam mı? Hepsini okuyacağım. Aferin sana annem.